Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde naylon örtüyle korunarak dalında bekletilen üzüm yılbaşına kadar yurt içi ve dışına gönderiliyor. Sarıgöllülerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümü bölgenin verimli ovasından sofralara uzanıyor. Yörede 160 bin dönüm bağda yetiştirilen üzüm, Ağustos'un ikinci haftasından itibaren olgunlaşmaya başlıyor. Sarıgöllü üreticiler ise diğerlerinden farklı olarak üzümü dalda bırakmayı tercih ediyor. Ürünlerinin iyi para etmesi için 20 yıldır bu yöntemi uygulayan üreticilerin büyük bölümü, üzümü soğuktan korumak için yaklaşık 70 bin dönüm bağın üzerini naylon örtüyle kapatıyor. Yaklaşık 24 milyon metre naylon örtünün kullanılmasıyla yeşil renkteki üzüm bağları adeta beyaza bürünüyor. Örtüyle soğuk ve hastalıktan korunan sofralık sultaniye üzümü dalında kalarak Aralık ayının sonuna kadar tazeliğini ve lezzetini muhafaza ediyor. Bu süreçte gelen talebe göre örtü altındaki üzümler hasat ediliyor ve kamyonlara yüklendikten sonra da yurt içi ve dışına ulaştırılıyor. Daha çok dış pazarda değerlendirilen sultaniye üzümü bu yıl iç piyasaya da verilmeye başlandı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, sezon sonu olmasına rağmen yaklaşık 40 bin ton üzümün halen dalında alıcısını beklediğini söyledi. Yeni başladık. Şu anda da Türkiye'nin en son bağlarındasınız. Yani artık Turgut'da, sahilde, orada bu üzüm bitti ama bizde bakın ne kadar bağlarımız üzüm büyüklü. Görüyorsunuz, işimiz kesiyor. Buradan dünyanın her ülkesine, ülkemizin her iline üzüm gönderiyoruz. Bu sene efendim nasip burada yılbaşına kadar bütün ülkemizdeki vatandaşlar önüne biraz sofralarına üzüm koyacağız yani. Örtüyoruz bağlarımıza. Bu örtüyü neden örtüyoruz? Bakın hava şu an çiliyor. İşte bağlarımızı pahalı satmak için değil, üzümlerimizi korumak için örtüyoruz. Bu üzüm yağmurda bozulur. Onun için örtü altında hiçbir sıkıntımız yoktur. Nasip olursa yılbaşına kadar üzüm göndermeye devam edeceğiz. Şu anda ilçemizde daha bir 40 bin ton gibi bir üzüm vardır. Ülgen bu yıl bölgeden 100 bin ton üzüm hasadı beklendiğini dile getirdi. Bu yıl toplam ihracat 100 bin ton civarında. Şu anda yapılan ihracat. Bunun 55 bin tonu Rus ülkelerine yani Kafkas ülkelerine. Bunun bir çoğu işte Moldova efendim, Belarus. Bu yani Moskova olmamak kaydıyla bu ülkelere gitti.